Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Pek kıymetli Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kıymetli öğrencileri ve sevgili Arapça severler. Bugünkü dersimize Arapça Şenol Hoca ile Arapça Karınca Kararınca sıfırdan Arapça yeni başlayanlar için derslerimize hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Arapça'da yazma ve okuma ağırlıklı bu bölümdeki derslerimizin ikincisi olan ikinci dersimize hepiniz hoş geldiniz. En son ayın ve gayına kadar olan harflerimizin yazımıyla ilgili inceliklere ve nasıl yazacağımızla ilgili hususlara değinmeye çalıştık. Bunun yanında kısaca Arapçayı tanıtmaya, kısaca Arap yazısı ile ilgili temel hususları, önemli gördüğümüz hususları da sizlere vermeye çalıştık bir önceki dersimizde. Bugünkü dersimizde ise kalan harflerimizin nasıl yazıldığı ve bazı inceliklerine sizlere yer vermiş olacağım. Bugünkü dersimizden sonra ise harflerimizin diğer yazım kurallarını sizlere anlatmaya çalışacağız. Özellikle kelime esnasında bir kelimede yazılışları, harflerimizin nasıl olacak? Başta, ortada ve sondaki yazılışlarına da sizlere anlatmaya çalışacağım. Ders kitabımız Orta Öğretim Arapça Ders Kitabı'nın seçmeli Arapça ders kitabımızın sayfa 14. sayfadaki bulunan harflerimizin nasıl yazıldığı ile ilgili dersimiz arkadaşlar. Şimdi burada ilk harfimiz sevgili arkadaşlar F ve Gaf harfleri. Bu ikisi biraz tam ikiz kardeş sayılmazlar. Belki birisi birazcık önce doğmuş, birisi birazcık sonra doğmuş olabilir. Yani çok da ikiz kardeş özelliği taşımıyorlar. Ancak benziyorlar arkadaşlar. Ben genelde bazı harflerimizi ikiz, üçüz kardeşler diye sizlere tarif ediyorum. Bunlara çok da böyle ikiz kardeş diyemiyorum o yüzden. Sevgili arkadaşlar, öncelikle F ve Gaf aynı kategoride ele alacağız yazımları ile ilgili. Şimdi F'ye odaklanmanızı istiyorum. F'nin bakın burada bir var, ok işareti yukarıya doğru. Sonra da kuyruğu aşağı doğru 2 numaralı yerle de harfin kuyruğunu gösteriyor. Şimdi burada noktaların en son yazıldığını, harfin genel kısmı yazıldıktan sonra noktaların konduğunu söylemiştim. Burada hep içeriden başlıyoruz. Bakın içeriden önce bir yuvarlak yaptık. Sonra kalemimizi kaldırmadan kuyruğunu uzattık. Şurada çok aşağıya inmeyin arkadaşlar. F ile Gaf'ın biraz daha farkı budur. Gaf'ta biraz daha aşağıya indikten sonra kuyruğu biraz da aşağıya indirerek alıyoruz. Ancak F harfimizin kuyruğu daha düz gidiyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu yalın haldeki yazılışlarında özellikle de birleşme esnasında, harflerle birleşme esnasında daha çok benziyorlar F ve Gaf. Ama en ayrıcı özelliği tabii ki noktaları. F'de tek nokta varken Gaf'ta iki nokta var. Şimdi gelelim Gaf harfimizin yazımına.
Kaf harfimizde yine önce bir yuvarlak yaptık. Biraz aşağıya inip şöyle yuvarlaksı bir daire böyle çizer gibi aşağıdan yukarıya doğru kuyruğunu aşağıya vererek yapmaya çalıştık. Sonra da noktalarını koyduk iki nokta şeklinde. F'nin hemen bir örneğini yapıyorum arkadaşlar. Bakınız, içeriden başladım. Evet, kalemimi kaldırmadan sonra noktamı koydum. Kaf harfini önce geldim ve sonra ne yaptım? Noktalarımı koydum. Bir defa daha F yaptım. Direkt aşağıdan düz bir çizgi halinde kuyruk yaptım. Kaf harfine gelince bir daha aşağıdan bir şekilde gelerek yaptım. Şimdi şuradaki bir önceki dersimizde de söylemiştim. Şu çizgi boşuna burada değil arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman bakınız, F harfinin kuyruk kısmı çizginin altına inmiyor. Çizgi üzerinde ve çizgiyle aynı hizada. Bütün kısmı F harfinin yukarıda. Ancak kaf harfinin kuyruk kısmı birazcık aşağıda kaldı gördüğünüz gibi. O zaman önce bir F'yi yapalım. Evet, böyle çizgi üzerinde bir F harfi yapmış olduk. Kaf harfine gelince yine içeriden bir yuvarlak ama hafif çizginin altından, bakın hafif çizginin altından ne yaptık? Kuyruk kısmını yapıp getirdik. İsterseniz F ve kafı bir kere daha yapalım. Evet, F harfi ve şöyle de kaf harfimiz. Evet, böylelikle de şurayı biraz daha kısa tutabilirdik. Sevgili arkadaşlarım, F ve kaf harfi ile ilgili incelikler bunlar. Sağdan sola doğru yazıyoruz. Noktaları en son koyuyoruz. Geldik kef harfimize. Kef harfi sevgili arkadaşlar biraz farklı bir harfimiz. Gördüğünüz gibi bunun başta ortadaki yazılışları biraz farklılıklar arz edecek. Bir sonraki dersimizde göreceğiz. Kef harfi için bakın burada bir demiş. Önce şu dıştaki L gibi lama benzeyen kısmını yapıyoruz. Sonra içeride böyle küçük bir Y gibi nasıl yapıldığına dikkat ediniz. Bakın yukarıdan geldim, hafif ucunu kırdım böyle. Yukarıdan geldim, hafif ucunu kırdım. Sonra içine geçtim ve şöyle bir S, küçük S gibi yaptınız arkadaşlar. Bir defa daha geldik. Sonra S gibi yaptık. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Peki çizgi üzerinde nerede olacak hocam bu? Arkadaşlar burada çizgi üzerinde bakın şöyle göstereyim. Kef harfi %99,9'u kefin hatta %100'ü diyebiliriz ki kef çizginin üzerinde kalacak. Yukarıdan başladınız. Hafif şu ucunu kırdınız. Sonra içine küçük bir S yaptınız. Evet, bir kere daha yapalım. Yukarıdan geldiniz. Şurayı çok aşırı uzatmayın. Ve içine bir S gibi yaptınız ve kef harfini tamamlamış olduk. Lam harfi de kefin o başlangıç kısmına benziyor arkadaşlar. Tek hamlede hiç kaleminizi kaldırmadan bakın başladık ve ucunu hafif yukarı kırdık. Biraz daha farklı kefinkinden ama biraz burada çizgiye dikkat edeceğiz. Kef harfi gibi değil. Evet. Şimdi çizgide göreceksiniz. Lamın biraz çizginin altına iniyor böyle kuyruklu kısmı. Şimdi onu da göstermiş olacağız. Önce birkaç örnek bakınız. Yukarıdan aşağıya doğru gelip hafif ucunu kırarak yukarı çekiyorum. Ucunu kırarak yukarı. Evet, geldim. Aşağıdan yukarı kırdım. Evet, şimdi çizgi üzerinde yapmaya çalışalım. Hafif çizginin altına insin arkadaşlar. Çok hafiften çizginin altına iniyor. Bu şekilde harfimizi de yapmış olduk. Ve böylelikle lam harfini de öğrenmiş olduk. Bir sonraki harfimiz mim harfi. Evet sevgili arkadaşlar. Öğrencilerimizin mim harfini yazarken zorlandığına şahit oluyorum genellikle. Hocam nasıl yapacağız? Öncelikle bakın bir işareti nereden gösteriyor? Önce şu üst kısımdan başla diyor. Sonra burayı tamamlarken kuyruğunu aşağı indir. Şimdi yuvarlak yapıp aşağı çekenler oluyor falan. Önce sağdan sola doğru yapanlar oluyor. Evet, sağdan sola doğru yazılan genel kuralımız bu. Ancak mimin yazımında sevgili arkadaşlar önce şu üstü yazmamız gerekiyor ki şöyle önce sola doğru gidip sağa doğru gidip sonra böyle bu şekilde iniyorsunuz. Bir daha gösteriyorum. Geldiniz böyle. Bakınız böyle geldiniz böyle. Önemli olan bu çizginin neresinde olacağı sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mimin yuvarlak kısmı çizginin üstünde. Geldiniz kuyruk aşağıya.
Geldiniz, kuyruk aşağıda. Geldiniz, kuyruk aşağıya indirdik. Bu mimin en sade yazılışı. Şurayı hocam birleştirdik. Birleştirmeden de yazılabiliyor mu? Evet, bazen şöyle de görebilirsiniz arkadaşlar. Yani yine birleştirmiş oldum ben. Evet, şöyle birleştirmeden de yazılır şu kısmı. Yani şu yuvarlak kısmı birleştirilmeye de biliyor arkadaşlar. O şekilde görmeniz de doğrudur. Yine bir sonraki harfimiz nun harfi. Nun harfi biraz şu sağ taraftan şöyle aşağıya bir müddet indikten sonra ucunu iyice kıvırıyorsunuz. Noktayı da biraz ortaya yakın bir yere koyuyorsunuz sağ tarafına. Evet, yine gösterelim nun harfinin örneğini. Sağdan geldim, yine noktasını koydum. Bakınız, geldim, biraz aşağıya inip sonra noktasını koyuyorum. Geldim. Hocam bunu nereye koyacağız? Çizgiliye göre nerede olacak bu? Bakın, dikkat edin. Nun harfinin de demek ki bir kısmı, yarıya yakını nun harfinin çizginin altına inecek. Şuradan üstten başladınız ve noktayı şuraya koydunuz. Bakın, bir daha gösteriyorum. Başladınız ve noktayı koydunuz arkadaşlar. İşte nun harfimizin yazımı bu şekilde. Yine bu sefer geldik öğrencilerimizin zorlandığı harflerden birisine. H harfine. Şimdi H harfi ile ilgili yazımda ok işaretlerine dikkat edin. Bakın, sağda şurada 1, 2, 3, şu 4 rakamıdır arkadaşlar. Bu ters 3, 4'tür. Şimdi şöyle sağdan geldi. Bakın, hemen buraya girmeyin. Bir içinde bir küçük bir yuvarlak yapıp geri çıkın. Bakın, bir daha yapıyorum. Geldim. İçeride bir yuvarlak yapıp devam ettim. Yuvarlak içinde yuvarlak yapar gibi. Daire çizer gibi biraz da şöyle. Evet. Bakın, burası şu mesafenin çok birbirine yakın olması gerekiyor. Çok arasını açmamamız gerekiyor. Şu şekilde geldim, bu şekilde yaptım. Bir defa daha. Evet, geldim, bu şekilde yaptım. Evet, bu şekilde harfimiz devam ediyor. Şimdi H harfinin çizgi üzerine baktığımız zaman %99,9 her bütün kısmı ne yaptı? Çizginin üstünde. Şuradan başladınız. Evet, bu şekilde bakın. Bir daire yapar gibi yaparken ikinci bir yuvarlak yapıyorsunuz yuvarlak içine. Evet, geldiniz. Bu şekilde ne yaptık? H'yi yapmış olduk sevgili arkadaşlar. Bu biraz gözlüklü H'ye de benziyor. Yani şu kısmın birleştirilebilir. Hani şu kısmı şöyle de yapabiliriz biraz daha. Evet. Şu şekilde de gösterilebilir arkadaşlar. Bu H ile ilgili H'nin çok yazımları var. Başta, ortada, sondaki yazılışlarında. Özellikle baştaki yazılışı da buna benziyor. Ama ortada da ve sondaki yazılışlarında farklılıklar var. Onlara da değineceğim inşallah bir sonraki dersimizde. Vav harfi sevgili arkadaşlar, hattatların hattatlığını gösterdikleri çok kıymetli ve önemli harflerden birisidir. Hat sanatında da çok camilere nakşedilen harflerden birisidir vav harfi. Yine bunda da önce şu yuvarlaklı harflerimizde olduğu gibi önce iç kısımdan başladınız. Yuvarlağını yapıp kuyruğunu hafif şöyle eğerek, sol tarafa doğru eğerek ne yapıyoruz? Döndürüyoruz. Evet, buradan başladınız, kuyruğunu döndürdünüz. İçeriden başladınız, yuvarlak yapıp sonra aşağıya doğru döndürdünüz. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Önemli olan burada nedir? Şu yuvarlak kısmının nokta üzerinde, çizgi üzerinde kalması arkadaşlar. İçeriden başladınız, şu şekilde. Şurayı biraz daha yuvarlak yaparsak, evet. Yine içeriden başladınız, çizginin altında bakın, kuyruk kısmı büyük oranda çizginin altında. Şuradan başladınız ve çizginin altına indirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Vav harfinin yazımı da bu şekildedir. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Vav harfinde şu kuyruğu çok böyle uzatmayın. Veyahut ikisi arasındaki şu mesafeyi çok fazla aşırı açmayın. Biraz böyle yan yatıyormuş, yan yatan bir harf gibi düşünün. Öyle bir harfimiz bu da. Ve son harfimiz sevgili arkadaşlar, Y harfi. Sağdan sola doğru kuralının geçerli burada. Önce şöyle bir düz çizgi geldiniz, hafif aşağıya büktünüz. Sonra tekrardan sola doğru kaydırıp şöyle bir tamamlama yaptınız. Bunda da zorlanacağınız bir harf. Noktalarını en son koyuyoruz bildiğiniz gibi. Şurası şöyle bakınız. Geldiniz şöyle. Özellikle şurası biraz yatık, düz bir vaziyette. Sonra noktası.
Biraz daha yapalım. Şöyle birkaç tane. Ve bu şekilde şurayı biraz daha böyle yapılmış ama şurada kitapta gösterdiği, yani ilk gösterdiği de şu arasında biraz fark var, değil mi? İşte bu fark yazım kuralında olabilir. Yani hat usulüne göre farklılıklar arz edebilir. Bizim burada dikkat etmemiz gereken şey Y harfi ile ilgili. Büyük oranda şu alt düz çizginin çizgi altına inerek yukarı çıkmasıdır. Ben kendi yazdığımı göstereyim. Şu şekilde yazıyorum ben. Arkadaşlar bakın şurayı biraz daha düz tutuyorum. Bunu gibi şöyle yuvarlak yapmıyorum. Benim yazım bu şekilde daha çok. Y harfini yazım. Bir daha yazayım bir Y harfi. Bakın buradan geldim. Hafif aşağıya çizginin altına indim. Sonra orayı genişçe bir uzun düz çizgi yapıp Y'yi öyle yazdım. Bir defa daha yazayım sizin için. Şura ucu hafif kırılabilir yani. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Hani şuna benzediği için söylüyorum. Bu şekilde de yapsanız sıkıntı yok sevgili arkadaşlar. Y ile ilgili başta ortadaki ve sondaki yazışlarını unutmayacağız. Özellikle şu iki noktanın çizgi altında olması, iki noktanın bizim harfleri diğer birleşme esnasındaki diğer ortada, başta ve sondaki yazışlarında çok önemli bir husus olacak. Bu arada yine bu dersimizin sonunda da sizlerle ilgili Arapçaya dair bazı ince hususları, Arapçayı tanıyalım başlığı altında bazı hususları da biraz sonra görmüş olacaksınız. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki dersimizde harflerin başta, ortada ve sondaki yazılışları ile ilgili genel kurallarını, yine harflerimizi de tanımlayarak devam edeceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Evet, şimdi Arapçayı tanıyalım. Önemli notlarımız.